Merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, çiçekli hırkamızı e, anlatacağım. Çiçekli hırkamız ister papatyalı yapabilirsiniz. isterseniz şu şekilde ay çekirdeğine benzer bir çiçeklerle yapabilirsiniz arkadaşlar. E, çok yavaşta olan bir hırkamız bu dönemde. Sizlere e, öncelikle malzemelerimi söyleyeceğim ve daha sonra da Hırkamızı ben ördüm. Hırkamızın nasıl yapıldığını, kaç ilmekten başlandığını hepsi hakkında size bilgiler vereceğim. Çünkü e, düz bir hırka. Bu hırkayı örerken de e, videoda bitirmek tabii ki mümkün değil. E, çok uzun e, zamanımız alacağı için ben size hırkamızı anlatacağım. Sonra çiçek yapımını göstereceğim bu videoda sizlere. Şimdi öncelikle şöyle hırkamızı göstereyim arkadaşlar. Yani bu hırkamız hemen hemen 42 46 bedene kadar olacak. 38'den 30'da 34'ten 38 40 42 44 46 her bedene hemen hemen uyan bir beden oldu bu hırkamız arkadaşlar. Öncelikle ipimiz hırkamızın zeminde kullandığımız bu ip mavi ipimiz nako vizyon aldım ben ee, o çok kalın ipler bana çok kaba gelmişti fakat nako da tabii ki ince olduğu için ben bu nako vizyonu 2 kat ördüm arkadaşlar yani bu hırkamızı 2 kattan ördüm şöyle göstereyim size çok esnek, güzel, rahat ee, güzel bir hırka oldu şimdi bununla ilgili anlatımım şöyle olacak ee, yazarsınız sizlerde çiçekli hırka diye. Ee, bu hırkamızın arka kısmı öncelikle tığımızı, çiçekler için tığlarımızı, e, malzemelerimizi de söyleyeyim ben size. Tığımız 4.5 olacak arkadaşlar. Bakın şuraya bakın. 4.5 mm. Tığımız 4.5 mm çünkü e, benim ipime göre 4.5 mm. Siz de ipinize göre bu ipleri ben e, Çiçeklerin ipinin markasını veremeyeceğim çünkü ihraç fazlası ipler olduğu için şöyle şu kalınlıkta e, çok kalın böyle nasıl diyeyim böyle e, çok pamuk gibi olacak bir ip. Siz de ona göre patiklik ipler de olur arkadaşlar. Yani onu siz çiçeğini kendiniz e, istediğiniz iplerden yapabilirsiniz. Biraz e, fos böyle güzel olmasına dikkat edin. İplerimiz zaten birer tane bir sarıdan, bir e, kahverengiden yeterli olacağını zannediyorum. Benimkiler yettiği için siz kendiniz evinizde artan ipleriniz nasıl e, iplerle yapmak istiyorsanız rengarenk de yapabilirsiniz. Bu çiçekten değil de arkadaşlar hırkanızı başka papatyalar da yapıyorlar. Onlar da çok güzel. Hangisinden isterseniz bunlar sizin zevkinize kalmış bir şey. Şimdi öncelikle ee, bu Nako şöyle göstereyim bakın Nako vizyon iki kattan ördüm Arkadaşlar bu Nako vizyonu iki kattan örerken 8 numara şişle ördüm daha böyle e, rahat güzel bir hırka olması için çünkü iki kat yaptım vizyon e, iplerimiz biraz kalın oluyor bilirsiniz örgü sever arkadaşlarımız Bunlar bilirler 8 numara şişle ördüm. Arka kısmımızı 65 ilmekle başladım. Arkamız 8 numara şişle vizyon ipimizi 2 kat yaptıktan sonra şişe 65 ilmek atıyoruz. Ve daha sonra 65 ilmeği 2 ters 2 düz olarak lastik örüyoruz arkadaşlar. 3-4-5 sıra örüyorum. Bu ıı, Hırkaları biraz sportif hırkalar olduğu için lastiğimizi çok uzatmamıza gerek yok Ben onun için 5 sıra ördüm Lastiğimizi 2 ters 2 düz lastik örerek Dümdüz hiçbir şey yapmadan artırma veya eksilme yapmadan arkadaşlar Dümdüz yukarıya doğru Boyunu ölçüsünü siz kendiniz karar verin istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz ben bu hırkayı 95 sıra yaptım Şu ters ilmeklerini sayarak 95 sıra sonra bu hırkamın arkasını bitirdim. Şimdi arkadaşlar önlerden bahsedeyim ben sizlere. Sakın demeyin neden örerek göstermediniz diye. Çünkü arkadaşlar inanın bu hırka düz hırka herkesin her kesimden örgü sever arkadaşlarımızın yapabileceği bir hırka. Düz olduğu için anlatımını böyle söylemek istedim. Çünkü bu hırkayı bitirene kadar tabii ki çok videomuz Evet, motifli hırkalar gibi olmuyor. Şimdi ön kısmına gelelim. Ön kısımlarımız 38 ilmek arkadaşlar. 38 ilmeği başlıyoruz. 38 ilmek başladıktan sonra aynı şekilde arkadaki gibi 2 ters 2 düz olarak bakın şu şekilde 5 sıra lastiğimizi örüyoruz. Fakat bunda dikkat edeceğiniz bir şey var ki lastiğimizi ilk başta kurarken düz tarafına yani şu ön tarafa gelecek şekilde olanı iki sıra düzü getirmeniz lazım. Çünkü bakın şu ters gelirse ön tarafa bu kıvrılır hoş durmaz. O yüzden şu düz tarafını yani iki tane düz ilmeğimizi ön tarafa gelecek şekilde ayarlamanız daha iyi olur sizin için. Bunda da 5 sıra ördükten sonra arkadaşlar 2 ters pardon 2 düz 2 ters 2 düz 1 ters bakın şu aradaki 1 ters koydum ve bu 2 ters de yapabilirsiniz de fazla olmasın diye içine e, kaybolmasın tersimiz diye bakın şu şekilde 2 düz 2 ters 2 düz 1 ters diğer tarafını düz örerek aynı şekilde arkadaşlar Buraya kadar yani yaka kısmına gelene kadar e, önümüzü dümdüz örüyoruz. Bu sizin kendi tercihinize bağlı uzunluğu e, istediğiniz yere kadar uzatabilir veya kısaltabilirsiniz. Ve burada şimdi ben şu papatyalarımızı pardon ay çekirdeklerimizi bir toplayayım arkadaşlar. Size göstermem gereken ön kısmı var. Şimdi burada önü koltuk kısmına kadar ön tarafı koltuğa kadar geldiniz. Koltuğa kadar geldikten sonra bu hırkamızda kol kesme e, hiçbir şey yok. Ne arkada, arkayı bitirdikten sonra dümdüz kesiyoruz. Sportif bir hırka olduğu için düz kesiyoruz. E, kollarda da kesme yok. Fakat şu önümüzde hafif bir yaka oyuntusu olması için bakın şu şekilde göstereyim ben size. Buraya kadar geldiniz arkadaşlar. Burası ön tarafımızın bitme yeri. Yani ön tarafımızın yaka yeri. Buraya geldiniz. Bu iki düz iki ters var. İki düz bir ters var. Burada şu ilk başladığımız düz olan yerimizi İki ilmeği birden alıyoruz arkadaşlar içe doğru. Bakın şu ilmeğimizi önde tutup içe doğru yani şurayı kesmiş oluyoruz içinden. Gidiyoruz geliyoruz arkadaşlar bir tane daha kesiyoruz. Gidip gelip buraya geliyoruz bir tane daha kesiyoruz. Gidiyoruz, geliyoruz, ilmeklerimiz bir tane daha kesiyoruz. Yani bu işlemi 1, 2, 3, dört tane kesiyoruz arkadaşlar. 4 tane kestikten sonra normal yukarıya doğru yani şu şekilde normal tekrar örmeye devam ediyoruz. Önlerimiz bu şekilde olacak. Tabi bu yakamıza geldiğimiz zaman bu ön kısmı bu tarafı kestikten sonra yakamıza şu kadar daha uzatarak şu ön lastiği şu kadar uzatarak arkaya e, yaka yapıyoruz. Önlerimiz bu şekilde. Bu tarafa geldiğimiz zaman arkadaşlar diğer tarafımızda da aynı şekilde 38 ilmeğimizi başlıyoruz. 2 ters 2 düz olarak 5 sıra e, lastiğimizi örüyoruz. Burada da nasıl bu tarafta diğer tarafına arkadaşlar ilk başlarken düz yaptık. Bunun da diğer tarafından yani ön kısmına gelecek şekildeki e, yere iki düzle başlamamız lazım ki bakın buradaki gibi lastiğimiz düzgün olsun. Burada da tekrar iki düz, iki ters, iki düz, bir ters olarak ön lastiğimizi de kuruyoruz şu şekilde arkadaşlar. Bu tarafta yaptığımız şekilde yak oyuntumuza geldiğimizde dört tane gidip gelip bir tane kesip gidip gelip bir kesip dört tane yakadan kesip Yakamızı yapmış oluyoruz. Hırkamızın e, bu kadar e, püf noktaları. Kollara gelelim arkadaşlar. Kol lastiğimiz ben kendi iplerime göre söylüyorum yine söylüyorum arkadaşlar. Sizin ipiniz ince olur, kalın olur. Onu kendiniz e, bileğinize, boyunuza göre ayarlayacaksınız. Bakın şimdi, kol lastiğimde 28 ilmek attım. 28 ilmekle iki ters iki düz lastik örüyoruz. Kaç sıra örmüşüz? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra. Neden derseniz arkadaşlar her zaman kol lastiği bir biraz daha e, kalın olması tercihimizdir. Çünkü sıvıyoruz yukarıya doğru. Bu hırkada da genelde e, öyle daha güzel oluyor. Yukarıya doğru sıyırdığınızda bir kiplik, bir tutma olsun diye. 11 sıra iki ters iki düz lastiğimizi örüyoruz 28 ilmek. Daha sonra bu kolumuzda arkadaşlar böyle geniş durması için bakın bu 28 ilmeğimizi bir tane örüp bir tane dibinden artırıyoruz bir tane örüp pardon yanlış söyledim burada her ilmeğimizin Altında yani her ilmeğimizi artırıyoruz. 28'i bir kat daha fazlaya çıkartıyoruz arkadaşlar. 56 ilmek oluyor. Yani 28 ilmeğimizin her ilmeğimizin dibinden birer tane artırıyoruz ve kolumuz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın, bakın her ilmekte, her ilmekte artırma yapmışız ve kol. Ee, o şey boyu sizin o da isteğinize bağlı benimki bu şekilde ee, bakalım ne kadar örmüşüz? Tamam bir ör bir artır boyunu istediğiniz şekilde yapabilirsiniz hiçbir yukarılarda kesme yok artırma yok dümdüz kesiyorsunuz Arkadaşlar daha sonra bedene birleştiriyorsunuz bu arka önleri de birlikte birleştireceksiniz Hırkamızın yapımı bu kadar arkadaşlar. Şimdi gelelim motiflerimiz nasıl yapılacak? Şimdi öncelikle kahverengi ipimizi benim tığım biraz kalın dedim 4,5 numara. Çünkü ipime göre kalın diyorum. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. 6 tane zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekelim arkadaşlar. Sizin e, eliniz sık olabilir, geniş olabilir. Mesela 7 de çekebilirsiniz. Bu pof pof bir ip olduğu için tekrar diğer ucuna zincirimizi kilitliyoruz. Bir zincir çekip bu ilmeğimizi ne kadar uzatabilirsek uzatıp arkadaşlar bakın şu şekilde milist alıyorum. Boşluğa sadece e, zincir çektiğim boşluğa 1 2 ve 3. 3 kere uzatarak böyle dolduruyorum. Lif örme tekniğinden arkadaşlar bu da. Ve şu ipimi tutuyorum. Bunu birden çekip bura ile sık iğne ile sabitliyorum. Bunu e, yapmamız sebebi arkadaşlar bu lif tekniği olduğu için e, örneğimiz yani şu e, uzatarak ördüğümüz ilmeğimiz bozulmasın diye bununla da pekiştiriyoruz. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Mil üstümüze aldık. Aynı boşluğa uzatıyoruz. 1 2 3 tane doldurduk. Tekrar bu ilmeğimizi bakın şu şekilde tutuyoruz ve çekiyoruz. Tuttuğumuz ilmeği de içinden geçirerek sabitliyoruz arkadaşlar. 1 2 3 zincir çekip aynı işlemi milüste alarak uzatabildiğiniz kadar ortayı 1 2 3 uzatabildiğiniz kadar uzatıp şu şekilde çekiyoruz orta kısmımız 3 zincir aralarda çekip aynı şekilde 8 tane bu dolgudan yapıyoruz arkadaşlar bakın şöyle de göstereyim 8 tane bu dolgudan yapıyoruz Mil üstümüzü alıp boşluğa 1 2 ve 3. Burayı tutup bu şekilde kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çekip 1 2 3 burayı tutuyoruz arkadaşlar içinden şu şekilde geçiriyoruz 3 4 5 tane oldu şu an 1 2 3 zincir çekip tekrar aynı işlemi yaparak 8 tane dolduruyoruz Şimdi 8 tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane dolgu yaptıktan sonra arkadaşlar 3 zincir çekip diğer ucuna bu yaptığımız motifi kitledik. Ve 1 zincir çekip ipimizi kıralım. Biraz koyu renk olduğu için bakın şu şekilde göstereyim. Orta şeklimiz bu. Arkadan ipimizi temizleyelim. Ve daha sonra sarı ipimize geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Sarı ipimizde başlarken bir zincir çekiyoruz. Bir zincirden sonra ortamıza herhangi bir yerinden başlayarak bu şu deliklerin herhangi bir yerinden başlayarak buradan bu sarı ipimizi buraya sabitledik. Şu ipimizin üstünü örelim ki hem işimiz temiz olsun arkadaşlar. Şimdi burada yapacağımız 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim arkadaşlar. Bu 4 zincirimin boyunca da dolduracağım şimdi. 6 defa bu boşluğa milüstü alarak 1, 2, 3 milüstü alıyoruz. 4, 5 milüstü alıyoruz. 6 Ve bunu da diğer e, alt ortamızdaki yaptığımız gibi çekip şu ilmeğimizi son ilmeğimizi bırakmıyoruz. İçinden geçirip bu şekilde kilitliyoruz arkadaşlar. Ve burada 1 2 3 zincir çekip aynı yere ilmeksiz batıyoruz. Ve daha sonra 1 2 3 4 zincir çekip bu doldurduğumuz yere sık iğne ile milüstü almadan sabitledik daha sonra şu yandaki yere bu yan taraftaki deliğimizi milüstü almadan sık iğne ile geçtik bakın bir tanesi böyle olmuş oldu yani şu e, ay çekirdeğimizin güneş gibi olan tarafları bir tanesini yapmış olduk. Şu. Şimdi tekrar göstereceğim arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir çekip milisütü alıyoruz. Boşluğa 1 milisütü alıyoruz. Boşluğa 2 milisütü alıyoruz. Boşluğa 3 milisütü alıyoruz. Boşluğa 4 Mil üstü alıyoruz. Boşluğa tekrar 5. Mil üstü alıp altıncıyı da bitiriyoruz. 6.da şu ilmeğimizi tutuyoruz arkadaşlar. Hepsini birden çekiyoruz. İlmeğimizle de sık iğne yaparak sabitledik. Ve 1, 2, 3 zincir çekip tekrar aynı yere Tam baş noktasına sık iğne ile sabitledik 3 zincirimizi. Tekrar 4 zincir çekip şu boşluğumuzdan boşluk olan yere sık iğne ile şu şekilde sabitliyoruz. Tekrar şu yan tarafa geçiyoruz. Aynı buradan buraya geçtiğimiz gibi arkadaşlar bu bit sonra yan boşluğa e, sık iğne ile bir tane ilmeğimizi attık bakın bu şekilde 1 2 3 4 zincir çekip tekrar bu işlemlerin aynısını her bir deliğimize uyguluyoruz 8 tane güneşimiz olana kadar şunlardan arkadaşlar ay çekirdeğimizi tamamlayacağız 1 2 3 4 5 6 Ne kadar uzatabiliyorsanız arkadaşlar o kadar uzatın ki eee daha güzel papatyalarınız büyük büyük dursun diye. 1 ben hepsini dağıttım şu an. 2 3 4 5 6 Topluyorum. 1 2 3 1 2 3 4. Ben şu an biraz hızlı yapıyorum burasını arkadaşlar. Yan tarafa geçiyoruz. Tekrar gösteriyorum elimde. 6 tane doldurup çekiyorum. Evet. Bu şekilde şuradan göstereyim arkadaşlar tekrar. Bu şekilde çiçeklerimizi yapıyoruz. Ve son nokta geldiğimizde 8 tane yaptıktan sonra buraya batıyoruz. Buradan da boşluk kalmasın diye diğer tarafımızı sabitliyoruz. İkisini birlikte ve ipimizi biraz uzun bırakıyoruz arkadaşlar bakın hepsinde de ipimi biraz uzun bıraktım. Bu da ayrıyetten ip takıp e, çünkü hırkamızı dikeceğimiz için e, tekrar ip e, şey yapmayalım diye bağlayıp e, pis bir görüntü vermesin diye. Ben her zaman çiçeklerimde bakın böyle uzun bıraktım. Buradan iğnemizi takıyoruz. İstediğiniz yere şu şekilde koyuyoruz arkadaşlar bakın istediğiniz yere hangi yeri isterseniz çiçeklerimizi koyduk bunu taktıktan sonra şuradan böyle yani şuralardan sarılardan e, birleştirerek şu hırkamıza çiçeğimizi sabitleyeceksiniz hepsi bu kadar umarım güzel bir anlatım olmuştur <laughs> eğer ki sorularınız varsa yorumlarda hepsini bekliyorum Abone olursanız bu videoyu izliyorsanız hoşunuza gittiyse beğeni butonuna tıklarsanız çok sevinirim. Bizleri de bunlarla e, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin beğenileri bizler için çok önemli. Sizler ne kadar beğeni ve yorum yaparsanız bizler YouTube'da o kadar çok olacağız. E, arkadaşlar YouTube kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın